Hadi kaptan. Biraz hareket sana da iyi gelmedi mi? Bilirsin. Kadınlar yemeğe çıkıp gelecek planlamayı çok sever. Bayağı bir eğleniyorsun bakıyorum bu oyunu oynarken. Ben eğlenmeden oynayamam. Bak. Şimdi daha eğlenceli olacak. Neyse. Feryat'a az oturacağım. Seni bekletmem canım. Bu neydi şimdi? Yeni bir arkadaşlık. Yeni bir arkadaşlık. O kızla mı? Eğlenceli değil mi? Benimle yeterince eğlendin. Sonra çabuk sıkıldın. Feriha ile eğlenmeyi başaramadın. Ve şimdi de kendine yeni bir eğlence icat ettin, öyle mi? İyi eğlenceler Levent. Levent'leydim. Evde yalnız olduğunu düşündüm. Sana uğramak istedim. Emir'i görmek istemedin herhalde. E tabii yüzüne baktığında Levent Bey'le aranda hiçbir şey olmadığını anlayacak. Hepiniz ne kadar iddialısınız. Ya Levent'le bu kadar mı birbirimize yakışmıyoruz anlamıyorum. Anne ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama bu yaptığın şey Koray'ı mahvediyor. Bak sen. Yani yüreğinin götürdüğü yere git. Sümüklü hala kızının yuvasını başına it diyorsun. Eğer Koray Gülsüm'e bir şans verebilseydi Gülsüm mutlu olacaktı ama bu durumda üçünüz de mutsuzsunuz. Neyse. Biraz da senin mutsuzluğuna bakalım değil mi? Birinden kurtuldum, biri geldi. Rüya gitti, Ece başladı. Hadi Feriha. Hiç mi Ece hakkında bir şey merak etmiyorsun? Hala benim mutsuzluğumla uğraştığına göre Levent Bey seni yeteri kadar oyalayamıyor. Peki. Cevabını bilmediğin sorular sor kendine. İçin için yesin. Sonra da Emir'i ye. Hande, bu herifi sadece beni çıldırtmak için kullanıyorsun. Seninle bu konuyu tartışmayacağım Koray. Hande. Gözümün içine bakarak o herifle birlikte olamazsın. Gözünün önünde neler yapabileceğimi bilmek istemezsin Koray. Hande yeter. Ne diyorsun sen ya? Ne yeter? Bu acıya daha fazla dayanmak zorunda değiliz. Biz. Acı çekiyoruz yani, öyle mi? Benim acı çektiğimi nereden çıkardın? Hande. Bana bak. Gerçekten acı çekmediğini söyle. Koray. Ben acı çekmeyi bıraktım. Sana kararımı verdiğim dediğim gün bıraktım. Şimdi çek şu elini. Yapma anne. Kaç yaşından beri tanıyoruz birbirimizi? İçimizden geçeni yüzümüzden okuyacak kadar uzun zaman oldu değil mi? Kaç yaşından beri? Çok sıkıcısın Koray, gerçekten. Sen de yalansın. Öf, çek şu elini artık ya. Hande, hadi bırak artık. Sen bırak. Kendini rahat bırak, bizi rahat bırak lütfen. Biz? Hangi biz? Yeter artık. Hangisine inanmak istiyorsan inan. Hangisi seni rahatlatacaksa ona inan. Hande. Ne var? Bana da öğret. Neyi? Böyle kenarda köşede ağlarken bile kuyruğu dik tutabilmeyi. Ne istiyorsun Feriha? Nasıl? Böyle acına dışarıdan biri burnunu sokunca kötü oluyormuş değil mi? Acıdan ağlamadım. Sinirden ağladım. Bana acıdan bahsetsene. Anlayacağın Emir'in senden önceki tek uzun ilişkisiydi. Ciddi bir şey değildi. Ece eğlenceliydi. Onu sıkmayan, boğmayan bir kadındı.
bir yıl kadar sürmüş öyle mi? Tek bir gecede kendini Emir'in kadını ilan edip onu sıkmadı. Yani Emir'e iyi geliyordu çünkü neredesin, kimlesin, ne yapıyorsun diyen bir kadın değildi. Emir'den ne bekliyordu, beklediği neydi bilmiyorduk. Ya da bunu gizlemeyi çok iyi başarıyordu. Bu da Emir'in işine geliyordu. Yani bir erkek aşık değilse başka ne isteyebilir ki bir kadından? Bir de şu egosunu dağlara çıkaran dövme meselesi vardı. İşte. O dövmeden sonra Ece'den çok rahatsız olmuştum. Senden neler çekti kim bilir. Ya da ben ondan neler çektim. Ece'yle uğraşmak hiç kolay değildi Feriha. Neredeyse imkansızdı. Yani çünkü o kız hayatı neredeyse poker masasında gibi yaşıyor. Bu yüzden çok tehlikeli. Ne demek istiyorsun? Bak, seninle uğraşmak güzeldi. Yani çünkü sen kalbini yüzüne taşıyanlardansın. Senin öfkeni, mutluluğunu, sevincini yüzüne baktığım zaman okuyabilirim. Ama o kızın yüzüne baktığım zaman bunları okuyamam. Bayan poker surat işte. Sağ ol, içimi rahatlattın. Ondan korkma ama dikkatli ol. Eğer o dövmeyi sildirmediyse, ne mazeret bulursa bulsun, doğruyu mu söylüyor yoksa numarayı mı yapıyor bunu anlayamazsın. Emir de bu yüzden mi anlayamadı onu aldattığını? Hiçbirimiz anlamadık. Bir gece önce Emir'in yanında kahkahalar atan kadın, bir gece sonra doktordu galiba. Adamın biriyle apar topar çekip gitti. Emir kötü oldu mu? Hayır, kötü olmadı. Sadece şaşırdı. Yani sen Emir'i bırak, adamın tekiyle uza. Yani nasıl bir kafadaysa artık. Neyse. Şey, teşekkür ederim. Yani şu an Emir'le bunları konuşacak durumda değiliz. Biliyorum. Ama Ece'den korkma. Yabana dağıtma. Görüşürüz.